Tutarsa sakat. Tutmazsa. Dört tek bir. Bir reket. Ama aşk acısıyla ölmek. Bulunmaz şefkat. Nasıl araba kaldıracağız abi? Fermez fukarası gibi biriktik. Kaç çekiyoruz? Hadi yürüyün gidelim. Samet, serin ol kardeşim. Her şey hazır. Son yüzyılın vurgununu yapacağız lan. Hem de bu yıl. Hem de şimdi. Allah Allah. Umut siz şekilde tezgah çattınız bana mı söylemediniz? Niye söylemiyorsunuz oğlum? Oğlum çünkü... Söylesek korkardım. Neyden lan? Çarptın hayvana. Kıyamazdım şimdi. Yatalak kaldı. Yazık. Ambulans. Doktor. Gerçekten ben her şeyi yaparım. Bütün hastane masraflarını karşılarım. Ablacığım, basmayın yere. Sen de bir su iç. Şok oldun. Küçük dilini yutma. Veririm haber ver. Sürpriz! Var mı öyle
canım, canım, lütfen. İşte hep babanın marifetleri bunlar. Ya baba sana inanmıyorum ya. Ya hem gittik diyorsunuz hem de... Of ama gerçekten yani. Kızım, babaanneciğim. Aman be Figen, sen de hiç renk vermedin ha. Ben de sanıyorum ki kuzen benden yana. Ben görevimi yaptım şekerim. Okulunu erkenden bitirdin. Yarın hep beraber Roma'ya tatile gidiyoruz. Annen her şeyi ayarladı. Hiç anneciğim demek yok. Of anneciğim. Abla, gel de bir konuşmaya. Galip çok yorgunum hadi, ya. Hadi, hadi kızım, hadi. Arkadaşlar sessizlik. Ablam konuşma yapacak. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle... Şanssız Ali abi. Ben hırsızlık yapamıyorum abi. Bacağımda sakatlık var. Kaçamıyorum abi. Ben cepçilik işine deneyim abi. Öyle daha çok rahat olur benim için. Dön. Güneşe dönen çiçekleri severim. Arkadaş terfi aldı. Bir zahmet evine bırak. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Benim evim zaten şurasıdır. Ben giderim. Tam değil. Yarım bırak. Ah! Ayağım kırıldı. Ah! Ayağım. Başka sağlık sorunu olan var mı? Aferin. Güzel iş. Keşansız abi, üçü de lüks araç abiciğim. Cillop gibi abi. Parçalama da bin yani. Öyle temiz. Keşansız Ali Usta, istediğin büyük vurgunu yaptık. Şimdi senden ailelerimizin yerini söylemeni bekliyoruz. Umudum. Sen benim gerçekten umudumsun. Eyvallah abi. Sizlerden çok büyük işler istiyorum çocuklar. Topu topu üç tane araba. Bu beni kesmez. Çok daha büyük vurgunlar istiyorum. İşte o zaman öğreneceksiniz annenizin, babanızın kim olduğunu. Abi daha ne yapalım? Biz bu arabaların hepsini... Ben sizi sokaklardan topladım Umut. Tek tek yedirdim, içirdim, besledim. Büyüttüm, adam ettim. İş öğrettim, hayata hazırladım sizi. İnkar etmiyorum. Ağaçlarınızın altında serinledim. Ama çocuklar, ben hiç mi bu ağaçların meyvesini yemeyeyim ya? Hakkım değil mi? Keşansız abi. Bizim şu hayattaki tek isteğimiz ailelerimizi bulmak. Ben yine sana amadeyim. Yine sen ne istersen yaparım. Ama bir şey söyle abi. Bir isim, bir adres, bir şey. Cezayir menekşesi. Bu çiçeği idam mahkumlarının göğüslerine takarlarmış. Öteki mahkumlardan ayırt edilsin diye. Ayrıca bu çiçek
bir numaralı kanser ilacı. İstersen bu çiçeği göğsüne takarsın, istersen kaynatıp suyunu içersin. Sen tercih edersin. Şimdi Fethi sizin telefonunuza bir adres postalayacak. Büyük vurgunu düşünürken boş durmayın. Girin, çıkın. Merhabalar, geçmiş olsun. Sağ olun. Nesi varmış Gülüm'ün? Fevzi Bey, 5 dakikanızı alabilir miyim? Peki. Geliyoruz babacığım. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat kızınızda akut karaciğer yetmezliği var. Fevzi Bey, Fevzi Bey. Karaciğer nakli gerekecek. Bunu net bir şekilde söylüyorum. En kısa zamanda parça nakli yapmazsak kızınızı kaybedebiliriz. Keşansız'ın verdiği adres burası. Acente kayıtlarına göre yarın sabah tatile çıkıyorlarmış. Çer çöp toplamayın mücevherleri havanın diyor dedi. Önümde 3 tane kamera var. Bildiğim aletler hallederim. Arka çıkış kör. Ama oradan zıplarsak komşulara poz veririz. Biz yine insan gibi ön kapıyı abi. İddiaklı olacağız. Taşıt getirmeyelim. Kervan yapmaya gerek yok. Gürültü olur. Keşansız 3 tane arabayı beğenmedi ama. Keşansız bütün vitaminimizi çekiyor. Bir de başımıza büyük 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 vurgun çıkarttı. Anneyle babanın ciğeri. Öz bebesine nasıl tutmazmış canım anlayamadım. Durum kötü. Akrabalardan kimse yanaşmıyor. Ne yapacağız şimdi? Sıra mı bekleyeceğiz? Nasıl olacak? Beklemeyeceğiz. Doktor zaman az diyor. Bekleyemeyiz. İnternete ilan verelim. Gönüllü olana ben 1 milyon lira vereceğim. Nasıl yani? Oluyor mu öyle? Yasak cezası var ama benim umurumda değil. Doktor zaman az diyor. Diden böyle oturup bekleyemem. Sakın kendini bırakma. Biz nasıl seni bırakmadık? Sen de bizi bırak. Sakın bırakma. Sakın. Sakın. Sakın bırakma. Sakın anneciğim, sakın. Ölmek istemiyorum anne. Şeki, oğlum çaylar nerede lan? Geldi bu oğlum. Oh. Eline sağlık. Eyvallah. Tavşan kanıdır ha. Umut. Bu araba işinde deli para dönüyor. Biz zırnık çekiyoruz. Biz niye kendi namımızı araba kaldırmıyoruz aga? Oğlum.
Bu var ya, Keşansız'ın yanında peluş oğlu, burada oluyor yılan oğlu. Allah Allah ya. Oğlum zaten bizim derdimiz bu pis işlerden el çekmek. Biz bir ailelerimiz kimmiş öğrenelim, bulalım. Zaten sıkıntı kalmayacak. Umut lan, yıllardır ailelerimizi bulalım, ailelerimizi bulalım diyorsun. E oğlum biz de çocukluktan beri beraberiz işte. E biz de bir aile sayılırız. Hem de süper aile. He? Şegi, oğlum ailelerimiz bize bir el sürse böyle mi olurdu lan? Sen ananın babanın eli öpüldüğünde başa neden koyulur biliyor musun? Çünkü vicdan onların elinden senin dimağına geçer. O yüzden biz onları hiç görmesek de hep özleriz. Bırakın oğlum bu kreş edebiyatını. Şunları kaldıralım da rahat rahat oturalım. Şegi, bana bak şu evin kameraları yarın sıkıntı çıkarmayacak değil mi lan? Ya Umut, sen kimle konuştuğunu farkında mısın oğlum? Bu iş bende. Hadi bakalım, eyvallah. Aa, oğlum ne diyeceğim size? Bizim taklacılar yok mu? Hani şu okumuş akademik çete. Ha, var. Baba bir eve giriyorlar, tak, tam iş üstünde yakalanıyorlar. Geliyor ev sahibi, açıyor ışıkları, böyle yüz yüze kalıyorlar. E oğlum onlar hapiste değil. Nasıl yırtmışlar lan? Şöyle yırtıyorlar baba. Diyorlar ki biz hırsız değiliz. Biz sigortacıyız. Sizin evinizin güvenliğini test etmek için girdik içeri. Buyurun bu kartımız. Yarın sizi görüşmeye bekliyoruz diyorlar. Çat yırtıyorlar baba. Oho. Oğlum adamlara boşuna taklacı demiyorlar lan. Ters taklaya çıkmışlar ha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yarın öbür gün biz de yakalanırsak geçmiş olsun da geldik değil. Niye lan? Soyuldular ya oğlum. Didem, bu donör ilanına başvuran olmadı daha. Revzi, sen neden ilana ev adresini yazdın aşkım ya? Benim telefon yetmez mi? Ne bileyim ben o panikle yazmışım her şeyi. Kafa kalmadı ki bende. Ver bana, ben düzelteyim. Sen bu işleri bana bırak. Ya bir kere çok panik yapıyorsun, sakin ol. Şegi. Ne oldu kızım? Baba geri dönmemiz lazım. Kolyem yok. Sen kimsin? Biz sigorta için geldik. Hadi bir an evvel bakalım.
Geçmiş olsun Ege'lik. Şakaydı lan. Geçmiş olsun. Siz organ için geldiniz. Öyle mi? Evet efendim, biz organ için geldik. Siz peki eve nasıl girdiniz? Kapı ceyrandan çarpmasın diye bir terlik koymuş oraya, biz girmiş bulunduk. Anneciğim ya. Ve sen Nilan'a ev adresini yazarsan hırsıza yol gösterirsin. Şey pardon, ben size hırsız demek istemedim tabii de. Estağfurullah. Neyse siz şimdi durumu biliyorsunuz, bilirim. Çok aceleniz var. Kimin karaciğeri benim kızıma uyarsa ben ona 1 milyon lira vereceğim. 100 bin lira peşin vereceğim. Kalanı da nakil ameliyatı görebileceğim. Bir bana polisi onlat. Güvenebilirsiniz, buyurun soruşturun. Uyarsa benim beynimin yarısını bile alabilirsiniz. 500 bine doğru bırakırım. Temiz beyni. Hiç düşünülmemiş, sıfır. Neyse biz evet organ için geldik. Daimi. Hadi o zaman, hadi. Hemen testlere girelim. Hadi hocam. Hemen. Evet, evet. Hemen. Acelemiz var çünkü. Hadi, hemen. Hadi gidelim. Hemen, sen. Çok güzel haberlerim var. Test sonuçları belli oldu. Nasıl, uygun olan var mı? Evet, evet. Çocuklardan birisi uygun. Hangisi? Samet Bey hanginiz? Ben. Ben mi? Ben. Bu mu uygun? Samet Bey, sizin karaciğerinizin durumu da iyi değil. Dikkat etmelisiniz. İçkiyi bırakın. Uygun olan kişi Umut. Umut Kaplan. Benim Umut. Umut derler. Ben miyim uygun? Evet, uygun olan sizsiniz. İyi beslenmeniz lazım. Nakil 3 hafta sonra. Bu arada Fevzi Bey, sizin detayları konuşuruz. Konuşuruz. Tabii, tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ah çocuklar, siz de çok sağ olun. Eksik olmayın. Ya, Allah razı olsun. Kızımın hayatını kurtaracaksın. Ona kendinden bir parça vereceksin. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben küçükken apandisi de aldırmıştım. Öyle olacağını bilseydim aldırmazdım. Bizim şu 100 bini nasıl toka edeceğiz? İster çek yazayım, ister hesabına yatırayım. Nasıl istersen. Çek alalım biz. Elle tutulur olsun. Tamam tabii. Buyurun tabii. Memnuniyetle buyurun. Sıra bakma. Bir de şaka yaptım ya. Var ömrü göre. Oğlum ne yapıyorsun? Adamla beni kavga ettireceksin ya. Sen de beni otelin önünde ettiydin. Parayı vurduk, artık ödeşek kardeşim. Şimdi bir vuracağım. Kopuk bunlar, serseri bunlar. Öyle bir şakalaşıyorlar anne herhalde ama. Oğlum yapma lan. Allah Allah. Oğlum bu paralarla uçağa mı binsek lan? He? Hiç binmedik. Hem uçmuş oluruz. Şegi'ye bak, uçtu. Umut. Abicim. Şöyle gidip hayvan gibi lüks bir otele mi yerleşsek? He? Jacuzzi'ye de gireriz. Masaj da yaptırırız. Aspama bak. Jacuzzi'ye girecekmiş. Masaj yaptıracağım diyor. Umut. Hayırdır, bir masaj da kaldı aklın. Ne düşünüyorsun?
Aslında bu parayla her şeyi kurtarabiliriz. Nasıl? Bu elinde görmüş olduğunuz 80 bin tomarı Keşansız'a güvence olarak versem. Kalanını ameliyattan sonra. İşte bu oğlum, bu. Büyük vurgun. Umut saçmalama lan. Bu parayla zaten aileni bulursun. Keşansız'a niye veriyoruz şimdi biz bu parayı? Nereden bulacaksın oğlum? Aradık işte, bulamadık. Yok. Bir tek Keşansız biliyor ailemizin yerini. Estağfurullah. Bu parayı Keşansız'a vermeyeceğim. Ama işi çözeceğim. Keşansız'a öyle bir el çabukluğu yapacağım ki cezaevinin ikizini boynuna mı taktı, beline mi astı anlamayacak. Ne diyorsun Umut? İnanılmaz sapıttın. Keşansız anlarsa ne olur biliyor musun? Tövbe estağfurullah. Oğlum, bana bakın. Bu plan bizim yaşamımıza mal olmasın. Yaşamamıza mal olacak. Plan çok basit. 80 bini Keşansız'a verip güvenini kazanacağım. Gerisini de ameliyattan sonra vereceğim diyeceğim. Bu arada ameliyat günü gelene kadar da Susam dayıya sağlam sahte para bastıracağız. Ya Umut, parayı verip kurtulmak varken bu riks niye? Saçma kardeşim. Riks yok. Sadece para değil. Bu banka bantlarından da bastıracağız. Çok inandırıcı olacak. Keşansız sahte parayı alıp ailelerimizin yerini söyledikten sonra biz kuş olacağız ama uçmayacağız. O bizi havada ararken biz yerde yeni hayatlarımızın, ailelerimizin keyfini süreceğiz. Kalan 900 binle de yepyeni bir hayata başlayacağız. Zaten parayı alınca ciğeri vermeyeceğim. Bakarsın ailemi bulunca onlara lazım olur. Gel. Hadi ya, hadi. Hadi hayırlısı. Hadi kazamız mübarek olsun. Demek 900 daha gelecek, öyle mi? Bu vurgunla birlikte helalleşirsek, ailelerimizin yerini söylersen... İşte hediyesi abi, vitaminli. Hani söylemiştin ya. Sen olmaz dersen olmaz, Keşansız abi. Daha çok çalışır çabalarız. İlla ailelerinizi bulmak istiyorsunuz ha? Benim babalığım size yetmiyor. Estağfurullah. Babalığın gönlümüzün en derinlerinde istiflik alacak. Senin minnetini ayrı, hürmetini ayrı severim Umut. Aferin. Çok güzel yoldasın. Sen şu kalan parayı bana getir. Ben tamamım. Kıza ciğerinin bir parçasını vereceksin ha. Güzel hareket. Ama bana vereceklerinde bir eksik olursa ben senin parçanı değil, tamamını alırım Umut. Kontrol günlerini de ayarladım. Tamamdır. Heh, tamam, çok güzel. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bu Umut'u bir yemeğe mi davet etsek? Ne bileyim ben Fevzi de bu çocuk kendine iyi bakabilecek mi yani? O aldığı parayla her gün her gün dağıtmasın. Ha? Ya söyledik biz işte içki yok dedik. Yediğine işlere dikkat et dedik. Daha ne yapalım? Serseri bu oğlan, serseri. Mübarek 3 ayların kaç ay olduğunu sorsan bilmez. Her yol vardır onda. Yanındaki soykanın da ciğeri çürümüş. Bu da yakındır. Ya da şey Fevzi, ya acaba şey mi yapsak? Var ya, Keşansız bir şey yapacak diye panikten kasıldım, heykele kestim. Rahat ol oğlum, hallettik işte. İş bana bak. Şu parayı al. Gidin Susam dayıya paraları bastır. Tamam. Oğlum,
Kızın babası arıyor. E aç. Nasıl? Burada mı kalayım? Yani şöyle, ameliyata kadar seni misafir edelim. Bir oda verelim. Güzelce dinlen burada, ha? Hem sağlıklı da beslenirsin. Evet. Anladım. Ameliyata kadar bana altın kafes, karaciğere de bülbül muamelesi yapacaksınız. Gelinlik çağda kız olan eve yetişkin adam mı atınırmış ya? Nevşin anne, lütfen. Şimdi teyzem de haklı. Dedikodu falan olmasın. Siz beni bir otele mi yerleştirseniz acaba? Oldu. Sana ayrı bir ev açalım istersen. Hı? O zaman da biraz metresmişim gibi oldu minik bayan. Umut, ben bir baba olarak gerekeni yapmak istiyorum. Kızımın durumu belli. Ameliyata az bir zaman var. Hepimiz için en iyisi bu olacak. Peki. Afiyet olsun. Ya bu nasıl bir yemek ya? Ne tadı var ne tuzu. Anneciğim, doktorun verdiği diyet doğrultusunda hazırlattık. Yalnız ben bu kadar yeşilliği yersem süte gelirim. Bari ekmek falan verin. Hani şu Umut fakirin ekmeği derler ya. Umut abi, bu diyeti senin de uygulaman lazım. Çünkü öyle anlaştık. O tamam. Onda sıkıntı yok da. Bari siz de karşımızda etleri götürmeyin lüp lüp. Ayıptır. Yani doğru aslında. Tamam. Ver anne. Ver. Ver oğlum. Ya, ya anne bari benimkini alma ya. Ya ben daha büyüyeceğim. Tamam canım, sonra büyürsün. Ablan çok haklı. Doğru, hepimiz salata yiyeceğiz. Hah? Oh. Hah? Oh be. Salata gibisi var mı canım? Afiyet olsun. Hadi hep beraber. Haydi. Susan baba. 3 haftada 900 bin lira basman lazım. 3 haftada 900 bin lira basamam ben. Merkez bin lan! Yaparsın, yaparsın Susamla'yı. Hatta mümkünse büyük büyük bas. Şege, pastırma mı bastırıyor ne yapacağım? Ha? Susam dayı, sen işini bilirsin baba. Şege'ye bakma sen. Aman gözünü seveyim, çok nizami olsun hayat memat meselesi. Peki, bir deneyelim. Ne Yaşım anne? Sen ne yapıyorsun burada? Elin oğlunu eve aldınız. Kızın odasına yakın oda verdiniz. Arada Duygu evde bir yamukluk yapmasın. Anne, utandırma insanları. Ürkütme çocuğu da. Daha kızıma organ verecek. Lütfen. Önceden başka bir organ vermesin diye burada yatacağım ben. Şişt, ayıp. Ayıp. Thank you.
Sen de mi acıktın? Acıktım. Güzel olmuş. Aşçı mısın yoksa? Sahi ne iş yapıyorsun? Benim iş. Yatırımcılık. Fiyatı düşen her şeyi önce alır, sonra da satar. Fırsatçılık yani. Girişkenlik değil. Sen hem bir Çin'in sözü var biliyor musun? Wo tu chao chun sa no honey. Her kriz bir fırsattır mı demek oluyor bu? Yok, Çince kursuna gidin gibi bir şey herhalde. Bir kere bile yıldız kaymadı ben bakarken. Ne dileyecektin ki? Önce yaşamayı diliyorum. Eski sağlığıma geri dönmeyi. Bir yıldız daha kaysa kolyemi bulmayı dilerim. Üçüncüde ise... Üçüncü dileğin? Ölmemeyi diliyorsun ya da kolyeyi bulmayı. Ne ki bu kadar bu kolyenin alameti? O kolye çok değerli benim için. Ölen teyzemden yadigar. Annemden çok küçüktü. Biz de teyzem abla kardeş gibiydik. O kısa hayatında ona çok şans vermiş bir kolye. Takmadığı bir gün trafik kazası geçirdi. Ölürken kolyeyi avucuma bırakmıştım. Demir hortumla? O kafir oğlan odasında yok. Bana bak, banyoya girince anahtar deliğine pamuğu iyice tıka. Anladın mı? Anladım, anladım. Tamam. Samet! Gel lan gel. Ne oldu? Gel gel. Kardeşin yeni icat yaptı. Hani bu çatıya bağladığımız teller kopuyordu ya. Bak şimdi. Artık hayatta kopmaz. Kafa zehir zehir. Aferin lan. Kafa zehir de. Oğlum biz ailelerimizi bulunca ne diyeceğiz lan? Ne denir ki yani? Acaba bir aile hekimine mi danışsak? Ne ailesi Şege? Ben aramam. Beni sokakta büyürken aradılar mı? Aramadılar. Ben bulsam da görmek istemem. Evleneceğim aga ben. Kendi ailemi kendim kuracağım. Sıfırdan. Evlenecekmiş. Hırsızsın oğlum sen. Nereye evleniyorsun? Şege mal mısın oğlum? Evleneceğim kıza niye hırsız olduğumu söyleyeyim oğlum ben, ha? Söyleme, söyleme. Zaten takı töreninde anlarlar. (Gülüyor)
Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, sağ ol. Ah, geçmiş olsun çiçekleri. Bunlar evin içinde hep ölür gider. Sever misin çiçek? Uzaktan. Senin en sevdiğin hangisi? İstanbul kardeleni. Ya İstanbul'da neredeyse yok gibidir. Nesli tükendi diyorlar. Bir kere görmüştüm, bir daha görür müyüm hiç bilmiyorum. Hatta benim kaybettiğim kolyem vardı ya. İşte onda İstanbul kardeleni figürü vardı. İstanbul kardeleni güzeldir. Evet. Az bulunur, saklıdır. Bazı güzellikler öyledir. Az su az ışıkla olduğu yeri güzelleştirir. Çoğu bakar göremez, geçer gider. Kimisi de bakar, kalır gidemez. Sen anlıyorsun ama çiçeklerden. Bir deniyor sayesinde zorla öğrenmiştir. Senin meslek bu mu? Yok, ben işletme okudum. Resim yapmak gibi heveslerim de var ama... işte şu son sıralar hepsi kursağımda kaldı. Sağ ol. Abla! Hadi hastaneye kontrole gidiyoruz. Tamam, geldim. Biz Umut 7-8 gibi döneriz. Ya bu arada ne olur sağlıksız şeyler yeme, lütfen. Hemen her rızkınız çok sağlıklı yenge. Yani yanlışlıkla böyle çamaşır suyunuzu falan içsem, yemin ediyorum ömrüm uzar. Hadi, hadi. Alo. Samet, ne yapıyorsun? İyi, tamam, hadi Şegi'yi de alın, gelin. Yanıyor, yanıyor. Şegi, oğlum bu ne lan? Elin evine tezgah kurmuşsun oğlum, bu ne? Evde canta evmiş ya. Mangala bak, zengin mangalı. Rahat rahat yayılıyorsun. Samet, ne yapıyorsun oğlum? İçki yok dedik, Trakya'yı kurutmuşsun oğlum. Benim sağlıklı beslenmem lazım ha, hey. Hani vermiyordun lan ciğeri? Oğlum ciğeri vermeyeceğim de o ciğer bana da lazım. Hem kokar bunlar, hadi yol ver şeyler, hadi. As, o işi bende. Ben şimdi bir topak kekik yakarım, ne alkol kokar ne yedim. Hadi bu oğlum, bozma ortamı. Yok, içmem. Bak. İçmem. Gırtlak kapadım, kesinlikle içmem. Katiyetle içmem. Asla. Gel la oğlum ya. Ver bari bir şişe, ver. Oğlum köfteler oldu bak, birer tabak kapırlar.
Bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu ne? Biz bu Umut'u bir doktora mı götürsek? İyiyim, iyiyim Reis. Sıkıntı yok. Ağzımdan toprak çıktı. Hepimiz topraktan geliyoruz. Toprak da benden geliyor. Organik beslenmiş işte Umut abi. Bravo. Oğlum, insan rengi kremi olan var mı ya? Ha? Yüze sürmelik. Dur. Krem bizi kurtarmaz. İnanamıyorum. Aslında biz içince pek kafa olmayız. Galiba bu mangal kömürünü çok zor soluyunca zehirlendik. Herhalde. Herhalde. Biz kalkalım o zaman. Efendim, iyi saygılar, geceler. Bu benim ayakkabım mı? Ya sen her şeyden önce genç bir kızın hayatını tehlikeye attığının farkında mısın? Ha? İnanmıyorum ya. Olanlar için çok özür dilerim Gülüm. Sana karşı çok mahcubum Gülüm. Senin de bir ilgisi yok. Ben de sık sık içinde bulunduğum durumu unutuyorum. Kendi kendime kalınca aklıma geldi de böyle oluyorum işte. Herkes zorluklarla karşılaşıyor. Ama senin arkanda kale gibi bir ailen var. Bunu hiç unutma. Hiçbir şeyden de korkma. Sen biraz çek. Aç mısın sen de benim gibi? Hı hı. Sandviç. Kızım. Orada mısın? O tarhanacı odasında değil.
Burada da değil babaanne. Olsun. Yine de ben beklerim, bakarım. Allah rahatlık versin. Ben nasıl çıkacağım? Ben ne yapacağım? Akşamüstü zirveden düştüm. Şimdi yine zirvedeyim. Çok güzel yerlere getirdim beni. Söz ben de sana aynı güzelliği yaşatacağım. Bak bir hikaye geldi şimdi aklıma. Zamanın birinde adam sevgilisinden ayrılıp savaşa gitmiş. Sevgilisi onu unutmasın diye yıldızlarla haber göndereceğini söylemiş. Sevgilisine demiş ki, eğer bir yıldız kayarsa anla ki ben dönüyorum, sana geliyorum demiş. Kız da her gün yıldızları seyretmiş. Günlerce, haftalarca, aylarca. Üçe sonra dönmüş adam. O iyi. Sevgilisi, yıldızın kaydını gördün mü demiş. Kız evet demiş, gördüm, bekledim. Sonra kız eliyle ayı göstermiş. Bak demiş, yine kayıyor. Ayı mı kaymış? Kızın feni zayıfmış. Kız sevgilisini beklemek için ayı yıldız yapmış. Dünya döndükçe sevgilisini beklemiş. Aşk bu mu sence? Ayı yıldız yapacak kadar inanırmak. Aşk bu mu? Bilmem. Ben ayı yıldız yapamam. Öyle dilediğin diye yıldız da kaydıramam. Ama çabalarım. Yani olmadı, paraya adam falan sokuyor. Kolyeden falan haberim yok. Yaşansız çağırmış. Çıkacağız şimdi. Hadi kapat. Kapatma, kapatma. Ver. Alo. Alo. Söyle Samet. Umut. Abicim bu yaşansız niye çağırıyor bizi? Ha, ne oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Hayır, niye biz? Niye sen değil de biz? Yoklama çekecektir. Tutuşma. Geliyorum. Nasıl gördünüz değil mi? Sineği kaptı. İşte bu bitkiler böyle, sineklerle. Yani proteinle stres atıyorlar. Ben de işte böyle kafam karışık olduğu zamanlar böyle karışık çaylarla stresimi atıyorum. Sizde ne var ne yok? Tıngır mıngır bir takım sesler, o kadar. Ne gibi abi? Anlamadım. Tabii. Umut sizi kurtarınca bir rahatlama. Bir gevşeme, he? Yani eskisi kadar da çok sıkı çalışmamıza gerek yok sanki. Ulan siz nerede olduğunuzu, kimle olduğunuzu unuttunuz herhalde. Umut hesaplarınızı ödedi diye siz kendinizi ücretli izinde mi zannettiniz ulan? İç ol! Keşansı abi. Abi şöyle bir şey düşünmüştüm gelmeden önce. Ortasında küçük zümrüt bir işleme var. Epey para eder. Oğlum,
Sen amatör müsün lan? Niye tokadı yemeden önce göstermiyorsun malı? Ne bulursak onu yiyoruz işte abi. Evden acıladığınız mücevherleri geri yerine koydunuz mu dediğimde o kolyeyi niye söylemedin lan? Kızın da lan o kolyeyi arıyor fellik fellik. Vermeyip de ne yapacağım lan? Heh, adam işe çıkmadık diye şu yaşta sırada ayağına çekti bizi. Ben de rahat bıraksın diye çıkarttım verdim. Sen plan yapıyorsun. Sana gidip villada keyif yapıyorsun. Biz Keşansız'ın merhametine yüz sürelim hala. Sana hava hoş. Bir de karşıma geçmiş artistlik yapıyorsun. Ağzını yakarmaz senin. Ne yapıyorsunuz lan? Ne oluyor? Bitti lan! Bitti! Geçense sahte para kaktırmayacağım. Git sonra sandalye basmasın sahte para. İptal. Ne diyor lan bu? Ha? Senin en peşindesin lan. Biz İstanbul'un en psikopat adamının karşısına geçin. Kıçımızı sıkıp operasyon çekelim. Sen ne diyorsun oğlum? Ne iptali lan? Ulan! Çok tehlikeli. Hem bizim için hem de o kız için. Bırak lan. Geçense kaktırmayacağım. Gerçek parayı vereceğim. Ailemin yerinde öğreneceğim. Gülümede ciğeri vereceğim. Bu olay da böyle kapanacak. Ne diyor lan bu? Adam ciğerden önce kalbini vermiş işte. Bundan sonra yalan, dolan, itlik, serserilik yok. Parası neyse verip insan olacağız. Ne diyor bu ya? Ya oğlum tamam be. Ne diyor bu? Tamam diyor? Karışma adama, bitti. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne duracağım lan? Umut bizi silkeledi attı. Hani lan zengin olacaktın? Ha? Hani? Nerede? Oğlum adam aşık olmuş. Anla artık, anla. Ulan aşkınıza bir, ailenize iki gerizekalılar. O kız ameliyattan sonra Umut'a bakacak. Bakmayacak. Hem ailenizi bulsanız ne olacak lan? Heh, sizi yine sokağın piçi muamelesi çekecekler. Ulan ne salak adamlarsınız. Ne bokunuz varsa yiyin. Siktir git lan. Ana, ben nasıl gideceğim lan? Gel. Umut? Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok, kitap okuyordum ben de. Gelsene. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Hadi dolanma gel otur konuşalım. Gülüm. Evet. Biz o gün sineme aslında donör ilanını görüp gelmedik. Soygun için geldik. Yani siz geldiğinizde aslında biz sizin evi soyuyorduk. Rast gelince... Yani sizin durum denk gelince de
Kurtulmak için öyle söyledik. Durumu ayak uydurduk. Gülüm. Sana kendimi anlatamazsam, içimi denizlere döksem ne fayda? İstanbul Kardelen'i senede bir kez açar. Bense ömrümde belki ilk kez içimi açacağım. Beni kötü olarak biliyorsun. İşte ben sana içimdeki o mahcup, o buruk hisle gelemem. O yüzden ne olursa olsun sen yanıma gel. Ve sana kendimi bir kez olsun anlatmama izin ver. Sadece bir kez dinle beni. Sonra sen ne dersen, ne istersen, ne dilersen. Kolay gelsin. Sağ ol. Hemen yanında. Samet, küsme oğlum. Kardeşimsin sen benim. Al tamam. Madem istiyorsun, vur. Senden değerli değil kardeşim. Sana bir yanlış yaptıysam vur. Vur ki düzelsin kardeşim. Samet. Abi ya. Ya Şegi, gole hiç katkısı olmayan kazma futbolcular gibi abartılı abartılı sebep mi be kardeşim? Samet, iyiyiz. İyiyiz lan. Kardeşiz. Kardeşiz tabii lan. İyi, güzel. Ama manitalara yaptığın numarayı kardeşine yapmayacaksın. Umut verip plan kurup ortada bırakmayacaksın. Sen bana güven. Böylesi daha iyi kardeşim. Ha bu arada, Susamda'ya bastırdığımız paraları da ortadan kaldırın. Sonra başımız ağrımasın. Tamam tamam merak etme. Şegi, takımları hazırla. Kapı açacağız. Hani hırsızlığı bırakıyorduk?
Yani tam o açtığın yerde bırakacağız. Keşansızın makamına giriyoruz. Rahat edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Zaten aklıma gelmeyen her şeyi başıma geldi. Her şeyi anladım. Peki ailem? Hiç bilmiyorum. Kaçırıldım ben, kayıp oldum. Hiçbir fikrim yok. Emin olduğum tek şey doğduğum. Keşke ben de acılarımı senin gibi gülerek karşılayabilseydim. Ama bunu mutlaka ödeyeceksin bana. Tamam. Tamam. O zaman hadi gidelim. Öğreteyim. Ay Umut. Umut ne oluyor? Umut sen mi yaptın? Umut düşmeyiz değil mi? Düşmeyeceğiz değil mi? Bak gülme. Düşmeyeceğiz. Gülme. Düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz. Sakin ol. Sakin ol. Çok güzel yerlere getireceğim seni. Zirveye çıkartacağım dedim. Buradan düşüş yok artık. Çiçekler.
Benle çok iyi hatıralarım yok. Yani çiçek görünce buruluyorum aslında biraz. Ama bir gülüm oldu. Her şey geçti. Umudum oldu. Şimdi gerçekte miyim? Rüyada mıyım hiç bilmiyorum. Keşke bir yıldız kaymasına denk gelseydik ya. O malum üçüncü deliğini çok merak ediyorum. Yıldızlar zahmet etmez. Üçüncü dileğim oldu zaten. Ne olmuş? Neden bayılmış? İlaçlarını mı aksatmış? Kendini biraz fazlaca yormuş. Ne demek yormuş? Nereye gittiniz? Gezdik şöyle bir. Umut, bunu nasıl yaparsın ya? Gülüm'ün durumunu biliyorsun. Ne sorumsuz bir insan çıktın sen ya? Ne zannediyorsun kendini? Ulan ben sana kızımı koydum diye para veriyorum. Baba. Gebertirim lan ben seni. Fevzi yapma. Fevzi, ne yapıyorsunuz ya? Sizinle bir görüşebilir miyiz? 5 dakika. Umut. Haklılar gülüm. Anne babamlar. Sen mutlusun diye benim rahatsızlığın aklımdan çıktı. Ben hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hiç bu kadar gülmemiştim. Hatta yaşadığımı hiç bu kadar hissetmemiştim. Evet. Gülüm Hanım, anne babanıza gerek durumları açıkladım. Size de açıklayayım. Ameliyat öne almalıyız. Gerekli tetkikler, hazırlıklar yapılsın. Ve yarın ameliyat gerçekleşsin. Ben de kalayım mı bu akşam? Siz yarın sabah saat 10'da mutlaka burada olun. Umut.
Kusura bakma, sinirlendim biraz. Aslında siz kusura bakmayın. Özür dilerim. Kaleminiz var mı? Çektin mi lan? Verdiler mi? Verdiler tabii oğlum. Hadi hemen keşansı şu parayı verip şu işi hallederim hadi. Oğlum çektim parayı işte, ne bu acele? Şekil kardeşim, hemen verip kurtulacağım. Ameliyattan sonra da yepyeni bir hayata başlayacağım. O yüzden kimse yavaşlatamaz beni. Hadi bakayım, hadi bakayım. Samet. Merhabalar. Günaydın, günaydın. Moraller yerinde. Çok güzel. Saat 10'a geliyor. Umut Bey geldi mi? Yo, ama gelir eli kulağında. Gelince hemen yanıma gönderir misiniz lütfen? Çünkü bir an önce hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Tamam. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Fevzi, ara şu çocuğu da hemen gelsin. Hadi. Keşansız abi, parayı aldım. Benim ameliyata girmem lazım. Ailemizin yerini söyle, ben gideyim. Hala aile diyor ya. Ne ailesi çocuğu? Yok öyle bir şey. Ne demek abi yok öyle bir şey? Söyleyeceğim demiştin ya. Kafa açma yavrum. Hadi. Çıkın. Bak yokmuş işte. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Hadi gidelim. Paranı aldın. Adam gibi söyleyeceksin. Çocuk muyuz lan biz? Bak çocuğum. Ben sizi zerzelede enkazın içinden tek tek bulup çıkardım. O zamanlar el yavrusuydunuz, şimdi çil yavrusu oldunuz. Hadi, dağılın. Sen bizi senelerce böyle mi kandırdın? Hı? Gitmeyelim diye böyle mi aldattın bizi? Lan sen oyun mu oynuyorsun lan bizle? Oyun mu oynuyorsun lan bizle şeker? Tamam, tamam. Sakin. Tamam, tamam. Yok mu? Yok, telefonu falan da çaldı. Ya nasıl açmaz? Kızım yok bir şey. Sen niye ayağa kalktın? Gidiyoruz. Gidiyoruz, tamam. Tamam Umut, çıkalım. Bana bakın. Sizi öyle annenize, babanıza götüreceğim diyen amcalara sakın inanmayın. Ben... Bu duygusal hareketinizi bir defaya mahsus olmak üzere affediyorum. Şimdi ayaklarınızın üzerine basıyorken
Ufak ufak çıkın buradan. Baba bu paralar sahte. Durun lan! Ne oldu abi? Ne lan bu? Bu paralar sahte lan! Yok abi. Ne alakası var abi? Bak. Rekontu. Daha yeni kırdırdım çeki bankadan. Makine yalan söylemez beyler. Biz de söylemeyiz. Bizi de geçirin makineden. Sahte para falan yok. Samet sahte paraları yok edecek. Değil mi oğlum? Konuşsana. Şeki ne diyorsun oğlum? Bir saçmalamasana. Bu işin akıbetini öğrenmem bir dakikayı alır. Onun için yol yakınken paşa paşa öksürün. Abi. Bir yanlış anlaşılma oldu abi. Paralar arabanın bagajında. Hemen gidip getireyim. Hemen gidip getireyim abi. Ya Samet. Sen sahte paralarla gerçekleri mi değiştirdin? Oğlum vazgeçmiştik. Neden yaptın böyle bir şeyi? Hani yakacaktın lan paraları? Ya sahte parayı susamlardan alınca yakacaktım. Vallahi karışmış. Sorun yok. Sorun yok ya. Çıkıp hemen alalım. Abi durumun seninle bir alakası yok. Sizin para bagajda. Bu iş ayrı, o iş ayrı abi. Hemen getireyim abi. Niye lan? Mahvettin lan bizi! Mahvettin lan! Sen ne anlarsın lan çakallıktan? Ne adam? Sen ne anlarsın? Ulan yavşak! Sen kızı aldın. Zengin aileye kapağı attın. Biz ne aldık? Hiç! Sen zaten her şartta kendini kurtarıyorsun. Ben kurtarmayayım mı? Lan! Kurtarmayayım mı? Anlaşılan bana komplo hazırladınız. Ama çarşafa dolandınız. Vay umudum vay. Yahu çocuklar, sizi ben ektim. Siz beni biçtiniz. Para hemen dışarıda. Parada sıkıntı yok. Benim hemen gitmem lazım. Ortada bir tezgah da yok. Kaçtı diye mi? Parayı almadı yavrum. Niye kaçsın ki? Aldı. Nasıl aldı? Aldı. Nasıl aldı? Dün biraz fırça attık ya. Vazgeçer diye korktum. Gelir gelmez çeki verdim. Çek bozdurulmuş hemen. Fevzi nasıl böyle bir düşüncesizlik yaparsın? Burada kızımın hayatı söz konusu. Madem verdin parayı niye gözünün önünden ayırıyorsun ya? Nereden bileyim Diden? Bir insanın bu kadar adi olabileceğini ben nereden bileyim? Kızım için yapıyorum ben de burada her şeyi. Ulan bencil puşt. Bizi ne hale soktu? Geberip gideceğiz lan senin yüzünden burada. Sus Samet. Bak susma zamanı artık. Allah aşkına sus. Anlaşma şu. Samet ve Şeki çıkıp gidecek. Ben de gidip Gülüm'e ciğerimden parça vereceğim. Sonra sen ne istersen yapacaksın. Çünkü bu plana önce ben yeltendim. Çocukları bırak. Peki size nasıl güveneceğim? Bana komplo düzenlediniz. Bana komplo düzenleyen cezasını çekecek. Lan! Şeki. Abi yapmayın. Kurban olayım yapmayın. Öldük bittik yapmayın. Şeki. Şeki. Madem parayı kurtardık, bir de adam kurtaralım değil mi? Silahı Samet'e ver. Bak Samet, sana bir teklif. Bu umut sizin ağzınıza sıçtı. Hayatınızı kararttı sizin. Vur şunu, seni bu pis bataklıktan kurtarayım. En has adamım yapayım seni. Hadi, vur şeyti. Peki.
Samet. Şengi benim yüzümden öldü. Vur beni kardeşim. Vur Samet, bir dilem canım kaldı. Yüreğimde ocağını kaldırmıyor be kardeşim, vur. Vursana Samet, vur şunu. Hadi Samet, bu senin giriş sınavın ve de son şansın. Senin yüzünden ben bile kendimi adam yerine koyamaz oldum. Ne şahsiyet bıraktım, ne de merhamet. Senden şimdi bunların hepsini geri alacağım. Hem de tek kurşunla. Ben ciğerimi aldım, gülme beri. Lütfen konuşmayın. Sol ayak kırık. Hemen müdahale ediyoruz. Umut, kim yaptı bunu sana? Bu halde mümkün değil. Sizi ameliyata alamam. Ne demek alamam? Almanız lazım, yaşayacak. İyi de sen ölürsün, sen. Kırıklarım var. İç kanaman olabilir. Galip, telefondan kamera aç. Tamam. Açtım. Ben Umut Kaplan. Bilincim berrak. Her şeyin farkındayım. Doktor, ameliyata girersen ölme riskin var diyor. Kabul ediyorum. İmza, Umut Kaplan. Kapat. Umut, olmayacak bu ameliyat. Böyle olmaz lütfen. Olacak gülüm. Olacak, yaşayacaksın. Doktor, kağıt falan yok mu? Ben imzalayayım hemen. Verin hadi. Aydınlatılmış onam hazırlayın, imzalatın. Bir kontrolden geçirilsin. Transplantasyon için hazırlayın. Seni çok seviyorum gülüm. Çok seviyorum. Ama hayır, ben istemiyorum.
Hayır, ben istemiyorum. Böyle olmaz. Ya sana bir şey olursa benim yaşamamın ne anlamı var ya? Ben seni bir daha göremezsem asıl o zaman ölür. Yapma, ne olursun. Beni seviyorsan itiraz etme, ne olur. Benim için sensiz bir günün bile anlamı yok. Ben her şartta hayata tutundum. Yine burada olacağım, söz veriyorum. Ne olur itiraz etme, ne olur. Yalvarıyorum sana. Umut, ya olmazsa ikimiz de ölmüş oluruz. Ben de seni çok seviyorum Gülüm. Seni çok seviyorum. Ameliyat bitti mi? Bitti anneciğim, bitti. Bir haftadır uyuyorsun sen. Umut. Umut nerede? Hayır, sakın kızım, kalkma. Kızım, hayır, hayır. Gülüm. Kızım. Ah. Ah, Umut çıktı mı? Umut nerede? İyi olacak mı peki? Riskleri biliyordu. Biraz daha açık konuşur musunuz? Uyanma şansı var mı? Durumu çok kötüydü. Şu anda ölmemiş olması bile... Nasıl desem... Ya lafı çevirmeyin, ne demek istiyorsunuz siz? Bugün hayatı değerlerinin sıfırlanacağını düşünüyoruz. Hayır. 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 Gülüm. Umut, bir ateş kapıyı. Ateş şu kapıyı, Umut. Umut.
bak şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bir çocuk bir kız yaşasın diye ona önce kalbini vermiş. Onu sevmiş. Onu hayata yeniden bağlamış. Gözlerine ışık, ruhuna deva olmuş. Yetmemiş. Çocuk kan revan içinde ölümle pençeleşirken Azrail'in omzuna tutunup ona ikinci bir hayat vermeye gelmiş. Ama kız kurtulmuş biliyor musun? Kız kurtulmuş. Ama yeter mi? Yeter mi Umut? Böyle aşk olur mu? Aşk bu mu? Umut söylesene bana, aşk bu mu? Umut. Umut aşk bu mu? Umut hayır. Umut. Umut aşk bu mu? Umut ne olur bana bir şey söyle. Umut bana bir şey söyle lütfen. Umut. Kopar sızar fırtınalar eser ya. İçimden geleni söylesem şaşırır kalırım, beynimi tıkar. Yalan dolanlar içimde patlar. Kafam bozulunca yollara salarım kendimi. Bilirim içimdeki kuş atanı. Salla gitsin demek ger içimden ama mantığım bir kenara atar sızıyı. Sevdiğim niye vazgeçtin, bana bırakıp gittin tonla sızıyı.
Alıp gittin, belki de kendin çözecektin bu muhalefetin alayını. Diye diyesin vardı, onu da alıp gittin, bir de üstüne cezamı verdin. Acıları içimde çektim, tırmalayıp kahrettim kendimi. Üstüne de sifonu çektim, ama nafile bulamadım mı seni ne kendimi. Al canımı, her şeyimi al da bitsin bu budala travmanın çileki şimdi. Kopar içimden bir parça, koparsızlar fırtınalar eser ya. İçimden geleni söylesem şaşırır kalırım, beynimi tıkar. Yalan dolanlar içimde patlar. Öyle böyle ya da sık dişini, ya da bu zayıf halimle bitir işimi. Sensin bilirsin bu hale getireni, darbeder olsam çek fişimi. Gecenin bir yarısı düşünüyoruz, serseri gibi ama takılıyoruz. Ne yapsak ne etsek biz biliyoruz, bu halimle yine ben bedevi. Çıkışını buldum sür izini, vazgeçersen o da benim eserim. Söz ver artık ama etme, etme canım etme. Söz ver artık ama etme, etme canım etme. Söz ver artık ama etme, etme canım etme. Kopar içimden bir parça, koparsızlar fırtınalar eser ya.